Merhaba arkadaşlar, Ne Alaka'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Nevzat Sevgili. Ben Gökhan Yurbüz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Öyleyse başlayalım. Evet, konuğumuz var dedik ama ortamız boş, sandalyemiz de yok. Bu nasıl iş diyeceksiniz? Gökhan'la biz mesafe de koyduk. Birazcık tartıştık çünkü biraz mesafe koymak istedim aramda onunla. Öyle bir durum var. Evet, sen ne diyorsun? Yani ne bileyim yani tam hayır arkadaş yani şimdi burada ne bileyim belki yerde oturacak adam yerde oturmayı seviyor. Ya şimdi konumuz zaten öyle çok özenecek bir konuk değil. Evet öyle değil. Çok da kendisini pek sevmem yani ondan dolayı onu bir yere ayarlamak istemedim. Tabii çok özen göstermedik. Ne diyorsun konumuzu çağıralım mı yani gel şurada yerde otursun artık. Ne diyorsun? Yani bilmiyorum hadi çok kıyamadım yani çünkü bir mazim var. Ya yerde otursa olmaz diyorsun yani ya kıyamıyorum. Bir mazim var ayıp olur. Ya bana kalsa videoyu bile çıkarmam. Ama Gökhan çok rica etti. Ona çıkarayım istedim. Tabii şimdi zaten birazdan açıklarız niye çıktığını videoya. Ben o zaman bir sandalye getireyim. Bir tabura mı böyle bir şey bulayım tamam, getireyim hadi. Hadi getir yani. Hemen hadi geliyorum ben. Hadi bakalım. Hemen geldim. Yalnız kaldım. Yalnız ne yaptın ya? Bir eğlendirseydin insanı. Yalnız kalınca dumur gibi kaldım burada. Evet bu sandalye getirin. Ona çok bile. Evet çok şey. Tabure yani, falan bir şey yok muydu ya? Keşke, o banyo taburelerinden getirseydin. Ya bulamadım ya evde yokmuş herhalde. Şey, komşuya mı derdi? Bu bile fazla neyse ya. Tabi. O zaman getireyim hadi şey yapmayalım. Hadi getir de artık seyircilerimiz de merak etmiştir kim bu diye. Kim bu önemsiz insan. Onlar da görsünler. Hadi görsünler hadi bakalım. Öyleyse çağırın. O zaman gelsin. Evet geldi. Geldim. Ama niye? Ne kim bu ya? Sürpriz. Sürpriz. Beni bu sandalyeye mi layık gördün dostum? Şimdi yanımızda ismini vermek istemeyen bir suikastçı mıydı bu? Yok, suikastçı mı? Bu şey Before Bandit anarşik. Aa. Bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaş şimdiye kadarki videolarda arkadan sesi çıkan, sürekli böyle konuşan, bıdı 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 yapan dış ses. Allah benim belam vermeye. Normalde evet. De dış sesken de böyle maske takar kendisi. Çünkü yüzünü görmeye katlanamıyoruz. Görünce dikkatimiz dağılıyor çünkü çok çirkin. Şimdi sen şunu soracağım. Sen şimdi niye çıktın buraya? Ben çıktım ama niye çıktım? Niye çıktın? Şimdi ben buraya çıktım ama niye çıktım? Niçin buradayım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Bundan sonra dış ses değil, iç ses. İç sesimiz olacak artık. Aynen. Tamam. Evet. Artık. Tamam senin kafandaki kafa sesini canlandıracağım. Olabilir. Ama iç ses olayım der, hiç ses olma yani. Hiç ses olmam mı? Rahat olsun. Önemli. Ya, güzel laf. Güzel laf. Lafımı çaktım. Yani bundan sonra kameranın önüne çıksın, tek başına çıksın. Biz ikimiz dış ses yapalım. Görsün bakalım oradan bıdı bıdı konuşması kolay. Aynen. Bunu önce ben tatmak istiyorum. Nasıl? Zor muymuş? Yo. Orası daha mı kolay diyorsun? Yok. Yo, ikisi de kadar. İkisi de kolay, ikisi de zor. Çok anlamsız. Ya kamera önü fark etmiyor benim için diyorsun. Çok anlamsız. Yalnız maskeli daha yakışıklısın ya. Sen bence bundan sonra maskeyi o zaman beni çıkarmayayım. Beni çıkarmayayım o zaman. Rahatsın, evet. Ben de öyle onu numarayım. Zaten hep kamera arkasında maskeyle duruyordu. Biz hani yüzünü çok görmek istemiyoruz. Onlar bile benim yüzümü görmek istemiyor arkadaşlar. Tabii fazla bakmak istemiyoruz. Yani bilmiyorum siz. Ben de onların yüzünü görmek istemiyorum. Ben aslında arkadayken sırtım dönük konuşuyorum onlara. Onların bana baktığına bakmayın siz. Çünkü dikkatimiz dağılıyor işte. O kadar çirkin ki. Benim hala bir tereddütüm var. Ama hadi neyse. Sandalye de gıcır diyormuş çok. Evet gıcır ya rahatsız etmeyin. İnadına gıcırdatacağım. Sana layık sandalye budur. Gıcırdayan bir sandalye. Aynen. İlk videonun şeyi bu. Abi yapacak bir şey yok. Biz şimdi 10 videoluk adamız tabii biz böyle güzel koltuklara oturacağız. Yani. Videom kadar konuş bilader. 10 video nedir ya? Allah aşkına. 10 video nedir? Bugüne bugün 152'di 153 olmuş. 153 abonemiz var be. Herkese selam buradan. Selamlar. En çok ne oldu sen öyle kılıç mılıç sallıyordun verecektin edecektin ne oldu onlar? O 1000 aboneydi onu söyledik. Onu 1000 aboneden önce veremem. Sen bir ara kelle de keseceğim diyordun. Seninkini bekliyorum. Senin kelleyi bekliyorum. Artık senin kelleyi alabilirim aynen. Sıra sana geldi. Gökhan'a kıyamadım ama senin kelleni alacağım. Ya bence çıkartalım artık ya bir yüzünü görsünler ya. Hadi çıkar seyircilerimiz seni bir görsün. Ne yazık ki görsün yani. Emin misiniz? Eminim. Son kararım. Ya değiliz ama. Dananın. Gönlüm verme, gönlüm verme. Kendimizi de kendi yapıyoruz. Daha değil. İşte. Deniz değil. Oğlum maskenin altına Joker çıkacaklar. Hayır bir de yalnız niye çıkarmadığımızı da anladınız artık. Hayır, o da göstermek istemiyor kendini. Böyle daha güzel hareketler. Enteresan bir hareket. Hareketi ne salladım arkadaşlara ya?
Çıkartayım mı? Çok domurumda çıkarma. Göstereyim mi? Açayım mı? Çıkarma kardeşim. Açayım mı? Onu mu istiyorsun? Hadi çıkar. Göstermemi görelim şu görüntü kirliliğini artık. Bana değil. Gülü seven dikkatine kaldığını göreceğiz. Estağfurullah sen de. Ben sana göstermeyeceğim. Mümkünse bana az göster. Tamam sana da göstereceğim. Ya bu muhabbet nereye gidiyor? Bilmiyorum bak nereye gidiyor. Ya gösterin derken yüzümü arkadaşlar yani sizde. Aç aç yüzünü. Hadi. O güzel yüzünü görsünler. Min. Hadi. Niye acaba güzel bir aynen. Evet, ne oldu bir şey fırladı kafamda. Pamuk pamuk. Kafanım acıttı. Peçetene düşürmüşsün. Olur öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Mümkünse geri tak ya. Ben bunu görmek istemiyorum. İyi mi? İyi mi böyle? Bu arada başta konuk dedik, konuk değil. Onu merak ettirmek için söyledik. Kendisi ne alakanın partneridir. Biz 3 partneriz. Ne alakanın partnerleriyiz. 3 partneri, patronu, evet. İşçisi. İşçisi. Hem patronu hem işçisi tabii, hem kölesi. Hem kameramanı hem ışıkçısı. Olsun tak. Gözlüğü de dışına tak hatta. Dediğim. Bak sürekli gacırdıyorum görüyorsun değil mi? Valla şunu bir yağlamak lazım. Ben böyle taktım. Ya. Lastiği de gözümün önüne geldi. Ha gözüme geldi. Dur. Bir yer, oğlum dur ya. Olmadı. Harry Potter Before Vendetta. Adamın kafasını şeklini almış artık bize olmuyor. Çünkü yani. Harry Potter dedi neden? Gryffindor diyor. Gryffindor. Evet. Güleyle kulla yeni aldın sanırım. Çok evet, hoş evet, olmuş. Yeni çok aldım. Yakışmış. Takıma beğendim. Da seçildim. Yeni seçildim. Ha güzel. Tabii. Quidditch takımındasın. Quidditch mi? Şey Gryffindor. Ha, Gryffindor'un Quidditch takımı var ya bir de böyle süpürgeli gidiyorlar. Yok yok daha onlara seçim. Bunu artık kaldırın. Ya şöyle tutunca bir garip oldu. Ne diyor yine? Alışkanlık hep böyle tutarım. Neyi tutuyorsun? Şeyi, süpürgeyi. Neyi? Bu ne? Süpürgeyi yani bak nereden tutuyorum? Nerede tuttuğuma dikkat et. Şimdi bu ne? Evet yani. Bak süpürge bir lütfen yanlış anlaşılma. Süpürge. Uçuyorum Quidditch. Bize öyle bir şey göstermediler. Gryffindor biz 101 dersi şu anda. İlk ders. Tamam. Tabii. İkinci ders, sınıfta ders. Alacağım senin takımı ben. Tamam. Olur olur tabii. Ben Oliver Wood takımın kaptanıyım. Ben tanımıyorum da Oliver Wood'u falan. Oliver Molliver bize sökmez. Biliyorsun geçen ben bir anket yaptım Instagram'da. Evet. Dedim ki bir sonraki videomuz ne olsun? Dedim bir Türk dizileri ya yaptık diyeyim de artık. Gerçi ben yönetiyorum hikayeleri de. Ama birlikte tabii bakıyoruz. Yani iş bölümü yaptık. Onu ben yaptım. Onu öyle söyleyeyim. İş bölümümüz var tabii. İş bölümümüz var ama tabii herkese bir şey sosyal yapıyorum. Medya sorumuz. Yani sosyal medya sorumluluğu bende yani. Sorumlu müdür. Neyse biliyorsunuz bir anket yaptım. Türk dizileri mi yapalım dedim. Hı. Tarkan dans mı yapalım dedim. Öyle bir şey yaptım. 50-50 kaldı ya. Şimdi peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biz? Hani yarımla şey dans ederken yarımla şey mi konuşacağım? Türk dizisi mi konuşacağım? Bağırma kardeşim ya. Bu bilmiyor tabi. Bağırıyor burada. Millete kulağı kanadı ya. Sende bir de iki mikrofon var ya şu anda. Biz mahvetti ya şu anda. Benim yeni tarzımı beğendiniz mi bu arada? Şapka taktım böyle. Onun altında kapşonlar ne var? Şapkanın altında ne var Nevzat? Şapkanın altında kafa var. Şapkanın altını ben merak ediyorum asıl Nevzat. Şapkanın altı. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben maskeyi çıkardım. Evet. Bence seyircilerimiz o şapkanın altını görmesin mi? Saçlarım üçe vurdum. Şu an bayağı kelim. Utanıyorum. Zorlamayacağım ama. Ama çıkartsın. Ben de Nevzat'a challenge olarak saçlarımı uzatmaya başladım. Evet o uzatırken ben kısalttım öyle bir şey oldu. Sırf onun yüzünden. Onun zaten hala hazırda uzun. Çünkü partnerlik bunu gerektirir. Birimizi tamamlayacağız. Arada kafamı örtecek uzun saçlarıydı böyle. Ne yapalım? Hangi de can uzun saçları var ama o bize yetmedi tam. O, evet, o uzunluğu bana yetmedi. Ben de peruk takayım. Sana daha uzunları like. Sana daha uzunları. Daha o zaman bir hanımefendi lazım bana. Bir lady lazım. Ben onunla kastetmiyorum ama neyse sen hanımefendi olsun. Her şeyi de ona bağlıyor. Mesela böyle sarı saçlı olsun şöyle. Sarı saçlı, yani, mavi tabii. Gözlü. Mavi gözlü olsun. Başka? Tabii. Benim boyum 1.74 hani en fazla 1.70 olsun. 1.69 1.70 olsun. Ismarlama. Başka? Ne istersin efendim? Sen bir renk içeceğim öyle duruyor. Kendini gelsin. Az şekerli, bol limonlu. Tamam, çok güzel olur. Çok tuzlu oldu bize. Buradan sesleniyorum hanımefendilere. Bu özelliklere sahip olanlar bana DM'den yazsın. Şey soracağım, DM'den hiç yürüdünüz mü? Yürümedim. 100 kişiye yazıyorum, 99 reddediyor. Diyor. 100 kişiye yazıyorum, 99 reddedi. Biri yazıyor, o da 2 satır yazıp sonra unutuyor beni. Hep hüsran. Hep hüsran. Yine ya kadınlarda böyle bir şey var ya. Ben de karşılaştım. Ne yazık ki öyle. Ama eskiden yapıyordum bunları. Şu anda yapmıyorum. Şu duruldum. Kimse yazmıyor oğlum. Dalgalandığımda duruldum diyorsun. Twitter'a giriyorum. Her gün tweet. Retweet, retweet. Twitter'da ne yapıyorsun? Retweet. Dümdüz bodozlama muhabbet. Dümdüz. Dümdüz böyle goy goy. Dümdüz. Dümdüz. Ölümüne. Ölümüne. Şey, dimdik. Bam. Kadınlarla muhabbeti kestim. Güzelmiş. Niye? Ya şu an için kestim. Şimdilik. Şey, yani şu an. Kestirip attım. Şu an çekim aşamasında mı kestin? Muhabbeti kestirip attım abi. Tamam. Ya söyle ki ama muhabbeti kestirip attım. Söyle ki yanlış anlaşılmasın.
Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sizin beyin odağınız hep kıza odaklanmış. Yani erkeğin. Tamam erkeksin hepimizin şimdi ama şimdi yani direkt hani sen direkt hani böyle kızla flört edeyim diyorsun. Ya sen ne yapacaksın flört edip? Ne yapacaksın dedi? Başlayacağız işte şey sahneye çıkan arkadaşları. Performansı tebrik etmemiz lazım. Peki ben sana bir şey diyeceğim. Senin bu videolarda kasmaların bunlar ne olacak? Evet ya, ben de kendim. Ben de şimdi senin bu kasmaların ne olacak? Kasma baba? Demeyelim şimdi. Yani şimdi sen beni gömme ama. Kürek. Ben onu açık kazma diyeyim. Kürek. Kazmalığın o zaman. Tabii ya. Boş ver. Şimdi ben onu açık diyeyim. Yani ben birazcık şeyim. Neyse. Biraz böyle kendimi izledim. Hani bir TRT spikeriyle Samanyolu oyuncusu arası. Arasını görüyoruz. Ama diksiyonuma dikkat etmeyi önemsiyorum. Ya bak şimdi hani... çok özlendiğin için oluyor. Özen yani şey. Evet evet, özen. Güzel bir şey çıksın diye anlamında. Tabii tabii, seyirciler için hani böyle daha güzel içerik çıksın. Yani diksiyonumuz düzgün. Hem onlar da düzgünce öğrensinler. Hani öğrensinler. Tabii öğrensin tabii. Tamam. Tabii. Altını çizerim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii, tabii, tabii. Ne yapıyorsun diyeceksin. Yani... R'yi vurgulayacaksın. E tabii tabii. Çünkü şimdi... R'leri söyleyebiliyoruz. Beyazıt Öztürk değiliz mesela. Biz halk diliyle konuşuyoruz abi. Biz halkız. Halkız abi biz ya. Halk mıyız biz? Halk. Hulk. Hepimiz Hulk'uz. Sizce Hulk gerçek mi ya? Gerçekte var mı Hulk? Şimdi biliyoruz Hulk diye yazılıyor ama Hulk diye okunuyor da. Evet tamam. Hulk gerçek. Hulk diye okunmuyor. Aslında Hulk diye okunuyor. O zaman Hulk gerçek mi dediğinde yanlış olur. Hulk diye bir dev adam yoktur. 12 dev adam vardır. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ne kadar komik. Mesela şey de enteresan, NTV, NTV diye okuyoruz değil mi? Aha. Ama ATV, ATV diye okumuyoruz. Neden? Bu arada videoyu uzatmaya başladık. Yine seyirciler diyecek çok uzun olmuş, izleyemedik diyecekler. Keselim o zaman. Yani, tamam kısa kes. O yüzden. En son, açtı. En son şunu konuşalım. Sonraki videomuza ne yapalım? Karambole. Karambole. Çünkü yarı yarıya kaldık. Tarkan dansı yapacak olsun. Mıyız? Sürpriz olsun. Tarkan dansını şöyle, tabii. Ben biraz becerebiliyorum az da olsa. Biraz. Onları ben biraz öğreteceğim, onları yapmaya çalışacak. Bir challenge yapacağız. Da. Konsept bu olacak yani. Nasıl yapacağız? Böyle böyle mi yapacağız? Evet, videoyu sen kapat. Cezalısın. Ben mi kapatayım? Evet arkadaşlar. Devam ederken. Merhaba arkadaşlar. Yine. Evet. Güneş batarken ardından. Işık hadi bitir. Tamam. Işık gidiyor. Evet. Işık gidiyor ışık. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Çakkal oradayım lan. Evet arkadaşlar, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve o zil var ya zil. O zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Tın böyle basın, zil açılsın. O zil önemli. Çünkü her video yüklendiğimizde size bildirim gelsin arkadaşlar. O yüzden dolayı kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben mikrofona vurdum ama. Olsun, sıkıntı yok, vur. Ben dur. Kulaklıkla denemeyin. Ben de vay vay. Joker gülüş yapıyor. V4 Vendetta. Olabilir. Joker hayranıyım mesela. Hayır.